Televizyonda saçma sapan şeyler konuşma. Baba bak, da evladına sahip çıksa bak. Babanın karşısında evlat da bu şekilde konuşmaz. Ben yine sana saygı duyuyorum. Yemin içerim bak. Bak sana bak yemin içerim bak. Bu delileri hepsini toplarım bak. Bak yemin içerim sana bak. Seni var ya seni bak seni çok kötü mahkeme veririm. Yani mahkemeler var seni süründürürüm bak. Beni yani süründür ben zaten yaşamıyorum ki. Baba ben zaten yaşamıyorum. Ben 26 yaşına kadar sürünmüşüm sürüneceğim kadar. Sen beni süründürsen ne olur ki? Sen, bak, sen o kadınla beraber ol. Sen ya o kadını arkasını tut. Ya senin baban var baba. Sen niye sürünüyorsun? Ya nerede baba? Hani nerede? Benim cebimde ne var baba? Ben senden para istedim. Adana'da dedim ki baba bana 500 lira gönder. İhtiyacım var. Kredimi ödeyeceğim. Dedin tamam oğlum. Bir ay geçti göndermedin. Edenur dedi. Dedi ki baba diye, ben göndermem. Söyle gitsin çalışsın. Al yanına. Ben niye muhtaç kalan millete? Döner bak ben sana ne diyorum? Böyle hani böyle şeyleri sen askerde bana para gönderdin baba ben izmari topluyu biçiyordum. Askerde kaçma sebebim Edenur. Gece 12'de niye gidip o kız almadın? Senden öyle kızım bak, yok. Bak kendi vatanını. Ben vatanımı hiçbir zaman satmadım şükür. 8 ay yaptım 8 ay. Tüm kayıtlarda kendi da var. Kendi vatanını bak ben seni takdim Gülsorhan'dan. İstanbul'a alay komutanı niye götürdüm. Niye aldın işte Bingöl Solhan'da niye aldın? Çünkü Bingöl Solhan'da niye aldın biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim baba. Ben hem Edanur için kaçtım hem askerde benim arkadaşlarımın babası para gönderiyor. Çocuk cips alıyor, sigara alıyor, şey alıyor. Tahammül edemedim ya. Sen onu bırak. Ben de askerlik yaptım. Yavrum ben 2 sene askerlik yaptım. Askerlikte insan aç kalmaz. Baba şimdi bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Askerlikte az kalmaz diye bir şey yok. Şimdi askerde aylık 100 lira para yatıyor. 100 lira askerde para yatıyor değil mi? Ben 100 lirayla bir ay içinde ne alabilirim baba? Ben sana soruyorum bir ay bekliyorum. Ne içeceğim ben kullandığım mesela canım bir şey çekti. Ben sana diyordum ki baba bize şey getir, püskürtü getir. Sen niye o kadından gizleyerek veriyordun baba? Bana bunu söyle. Niye gizleyerek veriyordun? Bak ben sana diyorum. Sen onu bırak. Bak ben seni. Sen beni süründür ben de sana ayakların altını öpeceğim. Sen süründürmüşsün süründüreceğin kadar. Şimdi de süründür. Hatta atsınlar beni cezaevine ya. Vallahi böyle yaşayacağım ama cezaevinde ekmeğimi veriyorlar, suyumu veriyorlar. Ben zaten hatunun elinde cezaevinde gibi yaşadım. Ya bak ben sana ne diyorum. Bak ayağım var, elim var. Bak ben 55 yaşındayım. Bahçesine çobanlık yapıyorum. Bak 55 yaşında. Nerede çobanlık yapıyorsun? Senin malın mülkün var. Başkasının üzerine yapmışsın. Çobanlık yapayım diye burada şey yapma bana. Sen ya bak, baba. Baba ben sana bir şey söyleyeyim. Sen o kadından kork, sen o kadına yanaş. Ama ben o kadını hiç konuştuğum hiçbir kelimede geri çekilmeyeceğim. Ne olursa olsun bak. Ya şimdi sen ne diyorsan diye herkes bilir. Bak bir insan bak hakimin karşısına gidiyorsun. Bak hakimin karşısına hakim bir sefer insanın yüzüne bakar. Bir sefer insanın yüzüne bakar. Yalan yaptığını hem ortaya çıkar. Bak hakim bir sefer insana bakar. Tek bir sefer. Tamam. Tamam işte ya bak şimdi sen orada gelip seçme sapan şeyler konuşuyorsun. Bilmiyorum ben böyle yaptım, ben şöyle yaptım, ben bunu yaptım, ben böyle. Bak baba hiçbiri saçma sapan değil. Bak dürüst ol ya. Ya dürüst ol. Tam zaten dürüstüm. Senin karın bunları sana yaptı baba. Ben senden dürüst bir dakika. Ben 4 ay bak geçen sene ben senin yanına geldim 4 ay yanında kaldım. Bak ben sen çarşıya gidiyordun. Bir dakika sen bak 2 tane koyun kurda verdim. 2 tane koyun kurda verdim. Sen geldin benim yanıma tuttun bana vurdun. Ben 25 yaşındaydım de o 25 yaşındaydım. 25 yaşındaki oğluna dönüp vurdun. Ben sana diklenmeye çalışırken de sen eline taş aldın. Sen kimsin bana dikleniyorsun? Ben çıktım gittim ne yaptım? Çıktım gittim evden. Dedim ki senin gibi babam yok dedim öldü dedim. 25 millet sana ne dedi? Dedi ki Hasan dedi. 25 yaşındaki çocuğa sen nasıl vurabilirsin? Ben sana kızdığım şu iki o hayvandır. İki koyun için baba senin 1000 tane kuzundan 260 tane gitti. Çobanı dövseydin, çobana vursaydın. Ya ben iki bak, koyun ben için sen bana bunu yaptın. Bak o hayvandır sen insansın bak. O hayvandır dili tabii, yok. Onun dili yok. Benim dilim var ki bana vuruyorsun. Götürüp seyitlersen kurt yer. Ayı yer. Hırkını götürür ama uyku, sen ya, insansın bak. Ya sabahın 5'inde soğukta kim gider koyunların önüne? Sabahın 5'i 6'sında soğukta buz gibi havada. Şimdi sabahın 6'sında geçen sen de evvelki sen 24 yaşında. 24. Ben 55 yaşındayım koyuna sabah 5'te kalkayım gideyim de. Bak ben şu anda koyunlardayım. Bir dakika. Geçen sene Erdoğan'ın Erdoğan Yeter'in koyunlarını aldınız karıştırdınız.
Ben Erdoğan'a dönüp dedim ki sizin yanınızda kaçtım gittim. Ben Erdoğan'a dedim ki o para benim hakkım. Ben sen hayvanlara gittim. Sen adamı niye arayıp diyorsun? Hatun niye adama diyor ki sen ona niye verdin parayı bize vermedin? Ya parayı almadın mı? Sen parayı almadın mı? Ben hakkımı aldım zaten. Siz vermeyecektiniz bana. Tamam. Sana ne dedi ki hakkını aldıysa tamam. Tamam ben hakkımı aldım. Ben daha hakkımı istiyorum baba. Benim hakkım senin yanında var. Sen o üve kadına verdiğin kadar değeri o... Ya sen özleri gidip pikabınla, arabanla özel alıyordun. Ben çarşıdan yürüyerek senin yanına geliyordum. Yağmur yağmış, ıpıslanır. Ben seni... Hakkım benim yanımda varsa... Benim yanımda olacağım, bana destek gidelim, hakkın ola. O kadını, sen o kadını gönder. Ben burada Zahide Hanım'ın ve avukatım ve psikolojim... Burada 81 milyon önünde. Sen o kadını gönder. Ben senin yanında çalışıp hakkımı almazsam... Ben senin yanında ölene kadar ben sana bakmazsam... Millet gelsin yüzüme tükürsün. Sen o kadını gönder. O kadının size yaptığını... Ya bak o kadını... Allah'ım o kadını Allah'a havale ediyorum. Ama neler yaptı bana? Bak neler? Onun yaptığı sizin gözünüze girer bak. Sizin anneniz... Baba elimi yakmış ya, elimi yakmış, elimi. Elimi sobaya kim yapmıştırdı? Bak bir dakika, ya bir dakika. Senin var ya, senin orada bak, senin orada 25 sene olan annen sana bakmadı, o size baktı. Allah'tan korkun bak. Ne, o bize baktı, o bize baktı. O bize eziyetlere baktı baba, nerede baktı? Hepinize de baktı. Biz nerede yattık ya baba? Hamiledi. Dur dur. Bak, madem üvek kadın bize baktı biz niye kulübede yatırdık baba? Ben niye yandınız? Ondan sonra o size baktı. Kulübede niye yatırıyordunuz bizi baba? Sen bak bir dakika. Şimdi senin yalanlarla Ramazan koyun yalanlarını ben ortaya çıkaracağım. Ramazan koyun yalan deme baba. Ramazan koyun yalan deme. Ne bulacağım? Bak sen senin tuvalette yatırdın sen orada dedim ben tuvalette yattım. Baba Baba Gani Efendi çiftliğinde kim tuvalette yatırdı bu elimi ne zaman katı sobaya yapıştırdı? Ya bir saniye ya Gani Efendi çiftliğinde Ramazan koyun orada nerede vardı? Ramazan koyun zaten biz dört kardeş kendi hayatımızı biliyorduk baba tuvaleti kilitleyip sabah açtığını. Ya bir saniye Ramazan koyun Gani çiftliği diyorsun Ramazan koyun kilimize başladı. Tamam biz kilimli'de de her şeyi görüyorlardı baba Ramazan koyun gördü bak, ondan Söner, sonra o dilek onlar Söner, gördü. Söner. Ha. Kilimli köyünde bizim tuvalet nerede? Baba Kilimli köyünde tuvalette yattım demedim. Küçükken dedim bak farkındaysan küçükken dedim. Ramazan koyun nerede görmüş? Bizim Kilimli köyünde meraklılık var mı? Bizim Kilimli köyünde o kaldığımız havuzlu evin altındaki kulübeyi kime yaptın baba? Ya bir saniye kulübe o çandırlıktır bir saniye. Biz orada yatmıyor muyduk? Sadece elini vicdanına koy söyle. Biz orada yatıyor muyduk yatmıyor muyduk kışın? Ya bir saniye bir dakika. Sen bunu söyle ben sana başka bir şey demeyeceğim seni dinleyeceğim. Biz orada yatıyor muyduk yatmıyor muyduk? Ya bir dakika sen misafirlerimiz çok olduğu zaman mecbur... Ya baba ne mecburu kurban olayım ayaklarının altına ya ben senin ayaklarının altını öpeyim. Evet. Yeter artık ne mecburu baba biz orada yatıyorduk dört kardeş böyle birbirimize sarılıyorduk sen ya. Sen onu bırak bak onu bırak. Ben yaylaya koyunlara ben. Ramazan koyun diye püsküvüt bilmiyorum ne. Bunlar var ya Ramazan koyunun arasında doğmuş şimdi kadar yalanları çok. Vallahi hakim Ramazan koyun da aradı hakim. Söyledi. Enver abi de Allah razı olsun arkamda durdu. Bunları ben kendim Allah, ayarlamadım. Allah hani diyor ya Allah ne diyor biliyor musun baba? Diyor ki gözle görmediğini kul görür derler ya. Sen bunu görmedin ama onlar gördü Allah razı olsun. Hala da kilimden arayacaklar vardır mutlaka ben bundan da eminim. Ben şarjım bitti ben de. Senin şarjın falan bitmiyor. Ben oğlun koyunlara giderken senin karın bir şey koymadı sen kalkıp mutfaktan kendi doldurdun baba poşeti. He? Ben sana şunu söyleyeyim. Ben o şarjım bitti ben hayvanların yanındayım. Hayvanların yanındasın işte o kadın seni böyle daha süründürecek. Sen aynen böyle devam et babacığım. Ben kendi hayvanlarıma gideyim mecbur gideceğim. Mecbur gideceğim tabii. Kendi rızkım peşindeyim mecbur gideceğim. Kimse ekmek vermez. Ben kendi hayvanlarıma mecbur bakacağım. Niye? Dur. Dorugu bak bizi yaşatmadın. Sen o üvey oğlanı Dorugu futbola yazdın telefon üstüne. Ben senden bir sene önce dedim ki baba bana telefon al. Sen dedin ki ne istiyorsun oğlum? Dedim baba herkeste dedim var dedim. iPhone 6 S Plus al. Sen dedin ki tamam oğlum. iPhone ben ne yaptım? Gittim sosyal yardımlaşmanın yatırdığı parayla kendime telefon aldım. Sen almadın ha. Sen hatundan korktun. Hatun aldı benim telefonumu şirge koydu ki çocuk telefon kullanmasın. Benim çocuğum o telefona gitmiyor. Ben hangi telefon kullanayım? Hangi telefon? Sen kendi hatun sana tuşluk kullandırır. Kendisi orijinal kullanıyor. Oğlu orijinal kullanıyor. Niye baba? Ben Zahide Hanım'a bir şey söyleyeceğim. Kapatacağım.